Arkadaki aracı tanıyor musunuz? Annem sen ya. Hiç yakamı bırakmıyor. Şey tanımıyorum abicim, devam edelim biz. Ya dursana. Ya ne var ya, ne istiyorsun? Ya bak çok önemli, konuşmamız lazım. Durdurur musun şu taksiyi? Durduramam. İnat etme. Hadi, önemli diyorum. Of ya, of. Abicim kusura bakma, müsait bir yerde sağa çekebilir misin? Tabii ki. Sen benim başıma bela mısın? Senin yüzünden işimden oldum. Az kalsın ölüyordum ya. Daha ne istiyorsun benden, ne? Ya bak, gerçekten üzgünüm. Ama senin de bana pek uğur getirdiğin söylenemez. Bar kavgasına, hele de üstüme kusmanı unutma. Neyse, ben otelle görüştüm. İşine tekrar başlayabilirsin. Bunun için mi geldin peşimden? Aslında bir şey daha var. Ya ver çantamı. İstersen bunu da yolda konuşalım. Ya bırak. Ya bıraksana valizimi ya. Ya. Ya ya nereye gidiyorsun? Ya seninle hiçbir yere gelmem. Senin yüzünden taksi de gitti. Uçağı da kaçıracağım ya. Of. Bak, geliyor musun? Biliyor musun? Bak, son kez soruyorum. Benimle. Ya nereye gidiyorsun? Havalimanına gider misin? İşini geri aldın. Gitmene gerek kalmadı ki. Of! Seninle karşılaştığımdan beri olaysız bir günüm yok ya. Lütfen beni havalimanına bırakır mısın? Bu eksikti ya. Ne oldu? Neden durdun? Ah, çamura saplandık. Dedim ben sana. Bu yolda bizim ne işimiz var ki? E ne yapacağız şimdi biz? Bir susarsan çaresine bakacağım. Aslı, direksiyona geçer misin? Ben araba kullanmayı bilmiyorum ki. Sen ne biliyorsun ki? Of, neyse geç direksiyona. Ben anlatacağım. Zor değil ya, bu otomatik zaten. Of.
tamam, şimdi ne yapacağım? Bak, araba çalışır durumda zaten. Önce el frenini indir. Nerede olduğunu biliyorsun değil mi? Biliyoruz herhalde. Hadi! Ya bulamıyorum, bağırma bana ayrıca. Of Aslı! Bak, şimdi en sağdaki pedala, yani gaza, hafifçe dokun. Hadi biraz daha yüklen, hafif ama. Tamam, anladım. Hadi, yüklen! 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 Sen iyi misin? İyiyim. Çok özür dilerim. Arabanı mahvettim. Araba benim olsa sıkıntı yok da. Araba kimin ki? Bilmem. Ya sana yetişebilmek için otele gelen müşterilerden birisinin arabasını aldım. Çaldın yani. Çalıntı arabaya mı çarptık? Bir tutuklanmamız eksikti. Arılar! Çabuk! Koş! Arılar suda yaşayamazlar. Hadi gel. Ben suya giremem. Tamam, merak etme. Ben seni tutacağım. Sen sadece panik yapıp beni batırma, tamam mı? Hadi kolumu tut. Hadi. Telefon ya. Ne yapacağız şimdi? Bizim arabaya dönmemiz lazım. Çantam, valizim, telefonum hepsi arabada kaldı. Hayatta ben oraya bir daha geri dönmem. Çıkalım yolda, yardım edecek birilerini bulalım. Sonrası kolay. Ses karnımdan geldi. Çok acıktım. Ben de acıktım. Aa, şansımız döndü. Hadi gel. Başkasının bahçesine izinsiz mi gireceğiz? Aa, gel bakalım. Evde kimse var mı? Yok mu? Kimse yok mu? Kimse yok galiba. Ya belki de telefon etme şansımız olurdu. Karnımızı doyuralım bari, gel. Ya olmaz, izinsiz alamayız. Şimdi olur. Hadi gel. Olgunlar yukarıda. Nasıl çıkacağım ki ya? Merdiven falan yok mu buralarda? Ya ne merdiveni? Sen küçükken hiç ağaca çıkmadın mı? Yoo. Düşerim diye annem izin vermezdi ki. Tamam, ben çıkarım. Zaten çocukluğum ağaç tepelerinde geçti. Bak dikkat et, düşme. Ayağını incitirsin, sonra kendini taşıtırsın bana. Çok komik. Oh. Ya dikkat etsene, nereye bakıyorsun?
bakıyorsun havalı hava? Ya ne kızıyorsun hemen? Tamam, tamam hadi at bu sefer tutacağım. Hadi in. Tamam ama yardım et bana, tut beni. Tamam. Ay. Ay. İyi ki bir yardım et dedik. Pardon. Ne kadar ağır olduğunu unutmuşum. Traktör geçiyor, koş koş. Nasıl yani? Traktöre mi bineceğiz? Gerçi siz lüks arabadan alışkın olduğunuz için idare edin artık. Abi! Abi durur musun? Abiciğim! Koş! Abi lütfen dur! Abi ne olursun dur! Abi! Amca bizim arabamız bozuldu. Bizi ana yola kadar atabilir misin? Aman kızım atıverin ben size. Hadi beni verin arka taraftan. Teşekkürler amca. Tamam mı? Bindiniz mi? Tamam. İyi hadi bakalım. Geldi. Çocukluğumdan beri bilmiyordum. Zevkli değil mi? Çok. Aman sen ne anlarsın. Ne konuşacaktın benimle? Ufak bir isteğim olacak senden. Benden bir şey isteyeceksin. Neymiş o? Otele dönelim, orada konuşuruz. Pek hoşlanmayacağım bir şey herhalde. Ondan şimdi söylemiyorsun. Sen göründüğünden daha zeki bir kızmışsın. Ne demek o? Ben aptal gibi mi görünüyorum? Öyle demek istemedim. Ya göründüğünden zeki misin ne demek peki? Ben seni aptal zannediyordum demek. Hayır, neden böyle düşündün ki? Ben bunu düşündürecek ne yaptım sana? Gençler, ben sizi burada indirmeyeceğim. Kusura bakmazsınız değil mi gari? Süper. Çok teşekkürler abicim. Rica ederim. Borcumuz amca. Borç mu? Borç olacak. Ne ettik lan arkadaş biz ya? Hadi kendinize iyi bakın gari, hadi. Sağ olun. Merhabalar. Merhabalar. Telefonunuzu kullanabilir miyim? Buyurun. Sen atıştıracak bir şeyler alsana. Ben de kuzenimi arayayım. Bize bir araba göndersin. Tamam. Volkan. Burak sen misin? Oğlum neredesin sen ya? Sabahtan beri seni arıyorum. Bir de müşterinin arabasını alıp gitmişsin. Delirdin mi sen? Buranın adresi ne diye geçiyor? Kaynar mevki otobandaki ilk benzinlik. Ya bu Kaynar mevki otobandaki ilk benzinliğe bir araba göndersene, beni aldır buradan. Ne oldu? Kaza mı yaptın yoksa? Ya evet ama ciddi bir şey yok. Gelince konuşuruz. Tamam hemen bir araba gönderiyorum. Of Burak ya. Olaysız bir günün yok. Kusura bakmayın. Tamam, hallettim. Almaya gelecekler bizi. Eşyalarım ne olacak? Onları da halledeceğim. Merak etme. Alacaklarım bu kadar mı? Evet. Ha, iki tane tişört alabilir miyiz? Tabii. Benimki large olsun. Ben large beden alayım.
Sen de large diyorsun değil mi? Çok mu için? Small olsun lütfen. Borcunuz ne kadar? 50 lira. Otele geldiğimize göre artık ne istediğini söyleyebilirsin. Kuzenimin kız arkadaşı olmanı istiyorum. Yani öyleymiş gibi davranacaksın. Anlamadım. Neden kız arkadaşı gibi davranacakmışım? Dün akşam biz bardan kaçarken fotoğraflarımız çekilmişti ya. Bugün haberlerde manşet olduk. Ne? Manşet mi olduk? Ya annem görürse bittim ben ya. Merak etme. Yüzün seçilmiyor. Çok şükür. Anlayacağın, ben de kız arkadaşıma yanımdaki kızım, yani senin kuzenimin kız arkadaşı olduğunu söyledim. O da bugün buraya geliyor ve doğal olarak seninle tanışmak istedi. Bugün sadece hep beraber oteldeki partiye katılacağız. Ne diyorsun? Ne mi diyorum? Tabii ki de hayır. Hayır mı? Ya başımı açtın, onca işten sonra ufak bir ricamı geri mi çeviriyorsun? Senin de bana pek uğur getirdiğin söylenemez. Benim cümlelerimi bana satma. Kusura bakma. Ben kimsenin kız arkadaşı gibi davranamam. Git kendine başka bir kız bul. Ya başka bir kız nereden bulayım? Gördü diyorum seni. Hani yüzüm seçilmiyordu? O kadar seçilmiyor. Ya sen bana yardım edecek misin, etmeyecek misin? Ama karar verirken üzerime kustuğunu göz önüne alırsan sevinirim. Tamam ya, tamam. Sadece bir günlüğüne. Herhangi yanlış hareketinizde... Tamam, merak etme. Sana partide giymen için bir şeyler almamız lazım. Gel benimle. Partide giymek için güzel, şık bir şeyler bakıyor kendine. Ona yardımcı olabilir misiniz acaba? Elbette. İstersen minik bir şeyler de bakabilirsiniz. Balayında mısınız? Tişörtleriniz çok güzel. Nasıl yani? Neyi var ki? Konuştuklarımızı unutmazsın değil mi? Ya merak etme. Sakın bir gaf yapayım deme. Ya niye yapayım? Odadan ayrılma. Programı arayıp haber vereceğim. Sen de bu arada hazırlanırsın. Tamam.
Volkan'ı ikna ettik mi tamamdır? Kuzen sen neredesin yani? Nereye kayboldun? Of sorma ya. Sabahtan beri sana sevgili ayarlayabilmek için uğraşıyorum. Başıma gelmeyen kalmadı. Ne sevgilisi? Çağla buraya geliyor. Biliyorum konuştum. Seni mi aradı? Evet. Sana ulaşamayacağı merak edip beni aramış. Ne dedin? Şarjının bittiğini, ufak bir kaza yaptığını söyledim. Tabii gazetede çıkan haberleri görmüş, o yüzden geliyor değil mi? Aynen. Takmış, kızla tanışacak. Hangi kızla? Senin kız arkadaşınla. Oğlum sen bana ne anlatıyorsun ya? Çağla'ya yanımdaki kızın senin kız arkadaşın olduğunu söyleyince gelince tanışırız dedi. Yani kız arkadaşınla tanışmak için bugün buraya geliyor. Ya ne kız arkadaşı oğlum? Sana 100 kere söyledim, böyle oyunlarına karıştırma beni. Ya ne olur idare etsen. Olmaz. Ya ne var ya? Sadece hep birlikte partide takılacağız. Yalan söylerken bana mı sordun? Ya ne bileyim ben Çağla'nın buraya geleceğini. Yoksa söyler miyim? Kızı zaten zor ikna ettim. Bir de sen kasma kuzen ya. Ben kimseyle sevgili numarası falan yapamam. Hele ki tanımadığım biriyle asla. Tanışırsınız. Bak görsen çok seversin. Çok tatlı, çok akıllı. Tabii onun hakkında öyle konuşmuyordun ama. Tamam, haklısın. Tam bir baş belası. Ama ne yapayım? Annem de bana cephe almak üzere. Eğer Çağla buraya geldiğinde kızla tanışmazsa ortalığı büyük ayağa kaldırır. Hadi kuzen ya, hadi. Oğlum bıktım senden ya. Tamam demek değil mi? Tamam. Önce seni kız arkadaşınla tanıştırayım. Başımı açtığın işlere bak. Ya tamam kuzen ya. Bir akşam idare edemiyorsun beni. Da güçlü yüreğim var. Hayatı sevmeye dair inceliklerim var. Kim bilir, belki de tesadüflere inanmalı. Belki inanmasan da gerçek olur masallar. Güzel, hazırlanmışsın. Seni kuzenimle tanıştırayım. Volkan Aslı. Biz zaten tanışıyoruz. Ne haber Aslı? İyiyim, sağ olun. Tanışıyor musunuz? Evet. Aslı benim İstanbul'da sürekli gittiğim bir pastanede çalışıyordu. Hadi ya. Tesadüfe bak. Nereden nereye? Sayende. Tamam. Hadi partiye geçelim. Geçelim. Ben çantamı alıp hemen geliyorum. Sanki rüyadayım. Çabuk söyle, ne oldu? Çok mu yakışıklı kuzeni? Ay, görüneceğim diye de bakamadım ki. Çok yakışıklı. Burak'ın kuzeni Volkan Gonca. Benim Volkan'a inanabiliyor musun? Ne? Bomba. Yok artık. Ya şişt, sessiz olacaklar. Kızım, bu işaret değil de ne? Şu an resmen sevgilisiniz ya. Evet, yalandan ve sadece bir geceliğine. Aa yeter, yine başlama. Bu hayatının fırsatı, iyi değerlendir, delirtme beni. Tamam, çok beklettim. Sana da erdemle bol şans. Bak iyi çocuk ol, sakın üzme onu, tamam mı? Sen de orada mesaj at. Kusura bakmayın, beklettim. Sorun değil. Efendim Müdür Bey. Volkan Bey. Burak Bey bir müşterimizin aracını alıp gitmiş. Müşterimiz şu an odamda ve çok sinirli. Konuyla ilgili bir bilginiz var mı? Hemen geliyorum.
Arabanın sahibi müdürün odasındaymış. Ne diyeceğiz şimdi adama? Abartmasın o da. Masrafı neyse karşılarız. Ya bu mu yani? Onu zaten yapmak zorundayız. Başka ne yapacağız yani? Ya ben kime ne soruyorsam. Oğlum bıktım senin arkanı toplamaktan. Tamam kuzen ya. Abartma. Neyse hadi siz partiye geçin. Orada görüşürüz. Tamam. Geç kalma. Hepsi senin yüzünden. Arabaya çarpmış olsaydın. Bence benimle uğraşmak için doğru bir zaman değil. Tehdit ha. Sen yarın öbür gün bana şantaj da yaparsın. İstediğin an vazgeçebilirsin. Ay! Ay ya. Bana laf yetiştireceğin önüne bak. Alışık değiliz herhalde ondan. Bu geceyi bir atlatalım da. Evet. İlk defa seninle aynı fikirdeyim. Konuşma da önüne bak. Hadi canım. Şu an bir şey istemiyorum. Herkes gelsin daha sonra. Siz? Soda lütfen. Ben getiriyorum. Bence de. En doğrusu soda içme. Benimle uğraşma istersen. Ne dedim şimdi ya? Sen de her şeye sinirleniyorsun. Seni düşünmek de kabahat. Tabii eminim öyledir. Allah'ım bu gece bir an önce bitsin de senden hemen kurtulayım. Al benden de o kadar. Nasılsın abi? Bırak! İstemiyorum, bırak! Bırak, bırak. Bırak. Başımı! Bırak! Ay. Aa. Aa. Öldüreceklar sizi. Ay, geliyor! O burada! Kim burada? Ya geçen gece barda kavga ettiğimiz bizi kovalayan adam. Ne? Nerede? Oğlum bu bardaki çocuk lan. Allah kahretsin gördü bizi. Geliyorlar. Ya ne yapacağız? Tabii ki kaçacağız. Bir mukatım daha olursa babam beni kesin öldürür. Yürü yürü yürü. Yarın yine manşetlerde olmaya hiç niyetim yok. Ya asıl aramazsan manşetlerde olacaksın. Adamı görmedin mi? Bizi öldürecek gibi bakıyordu. Ne kadar öfkeliydi. Açsana Volkan ya. Barış da açmıyor. Ama ben sana polisi arayalım dedim. Vakit kaybediyor. Şimdi arkamızda belirirler. Arayamam. Anında babamın kulağına gider. Ben ararım o zaman. Yok artık. Aferin. Ya inanamıyorum sana ya. Ya isterim oldu. Bitti. Ne? Ya ne yapacağız? Mahsur mu kaldık burada? E,
Evet, kaldık. Ya sen ne uğursuzsun? Ya niye ben uğursuz oluyormuşum? Asıl uğursuz olan sensin. Telefonum sayende suya düşmeseydi şu an yardım çağırabilirdik. Bence fazla konuşma. Tamam ya, tamam. Burada bekleyemeyiz. Ne yapacağız peki? Üç tekneye kadar yüzeceğiz. Ne? Denize mi gireceğiz? Hayatta olmaz. Ya bak tamam, tamam. Sakin ol. Sen sadece panik yapıp beni batırma, tamam mı? Ben seni tutacağım. Ya batarsam? Aslı, saçmalıyorsun. Tamam. Beni hiç bırakma, tamam mı? Yalvarıyor musun sen bana? Şu durumdan faydalanacak kadar kötü olamazsın. Aslında olabilirim ama bu adrenalini ben bile kaldıramam. Hadi gel. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var.